Antalya'dan hepinize merhabalar. Sıcak bir gün. Bugün çocuklar da gelmediler. Biz de biraz ortalığı toparladık, kahvaltıyı yaptık. Şimdi denize gidiyoruz. Sezonun ilk denizi, ilk defa gireceğiz. Neredeyse bir ay oldu Antalya'da sezon açılalı. Havalar çok ısınmıştı biz giderken de. Ama bir türlü nasip olmadı. Şimdi bizim emniyetin şeyi var, kampı var Lara tarafında. Oraya gideceğiz. Saatte 2.30 falan. Saat 2 mi? 2.30 mu? Sanırım öyle. Saat 2. Ha, 2 mi? Evet. İyi. Dedik öğlen sıcağı birazcık geçsin. Akşama kadar denize gireceğiz birazcık. Orada vakit geçireceğiz. Hem şezlongda dedik yatarız, dinleniriz. Çünkü evin içerisi çok sıcak. Orada deniz biraz esintili oluyor. Kenarda şezlongda oturmak rahatlatıyor. Bakalım inşallah kalabalık değildir. Çünkü aşırı kalabalık oluyor, yer bulamıyorsunuz orada da. Bu sene ilk defa gideceğiz bakalım oraya da. Sıcak. Bir mavişler geliyor. Ha, evet. Sen beğenmemiştin bunu. Arkadaşı. Bizim mavişin arkadaşı. Kazası olmuş burada. Arabanın evet, önü şey. Gitmiş. İkisi çarpışmışlar. Evet. Ay Allah korusun. Öne gitmiş ya arabanın. Düz yol aslında ama nasıl olduysa yol mu vermediler birbirlerine acaba? Adı üstünde kaza. Kaza değil mi? Kaza geliyorum demiyor işte. Allah korusun. Deniz gözüktü. Sol tarafta. Burada hiç parklar var. Hatta Lütfiye'nin düğünü de bu sol taraftaki beach parklardan bir tanesinde olmuştu. Deniz kenarı çok güzel bir yerdi. Evet, kampa geldik. Çok aşırı bir kalabalık yok gibi sanki. Şu bina yatılı kalma yeri. Daha önce bir kere kaldık orada. Çok güzeldi, böyle bir hafta falan kalmıştık. Şurası kantinimiz. Kantinden alacağımız bir şey var mı Zafer? Biz sonra gelirim bakarız. Şu ileride sağ tarafta havuz var. Havuza girmeyeceğiz tabi. Ha, şuraya kafa açılmış bu Zafer. Evet. Ha. Bu yoktu. Bu yıl çok temiz baksana. Evet, çok güzel değil mi? Zafer, deniz bayağı dalgalı. Ne tarafa geçelim? Sağ tarafa mı? Rüzgar olunca yelkenliler sanırım sörfçüler yarış yapıyorlar. Böyle uçsuz bucaksız Lara sahili. Daha denize girmedik bakalım. Rahat olur o yüzden.
denizden çıktık. Sıcak su akıyordu. Orada duşumu aldım ben. Üzerimi değiştirdim. Şimdi burada biraz oturduk, dondurma yedik. Birer tane. Buradan kalkasımız gelmedi. Güneş yoktu. Biz denize girip çıktık. Bulutların arkasındaydı. Şimdi çıktı güneş. Tam denizden çıktık değil mi Zafer? Neredeyse üşütüyordu hava. Serindi, çok serindi. Yağmur yağacak sanırım. Yağmur yağacak gibiydi. Ama şu anda geri güneş çıktı. Kulağıma da su kaçtı biraz. O seni hep su kaçırıyorsun. Dün havuzdan çıkarken de su kaçtı diyordun. Evet, sıplamam lazım kulağımın üstüne. Kulağıma kaçtı. Ama güzeldi şey, dalgalarla boğuşmak yordu beni. Su çok sıcaktı ama burada. Deniz suyu inanılmaz sıcaktı. Ilımış, evet. Evet. Ama dalgalar şey yapıyorum ben. Sen çok girmedin ya, senin hizana geliyorum, sonra dalgalar beni bu tarafa doğru bir daha götürüyor. Evet, Alanya tarafına doğru gidiyordum. Alanya tarafına gittim, geri geldim. Bayağı bir saat falan kaldım ben herhalde suda. Epey kaldın. Evet, bir saat 5 dakika, 50 dakikaya yakın kaldın, evet. Kampta kalanlar falan da var, bayağı kalabalık burası. Dışarıdan gelenler, günübirlik bizim gibi gelenler de var. Şezlongların hemen hemen hepsi doluydu. Yarın ama daha da kalabalık olur. Tabii hafta sonu inanılmaz kalabalık oluyor zaten. Çok kalabalık olur. Ama güzel, hani şeyi tesis olarak çok güzel. Duş alma yeri var, şezlong var, gölgelikleri var, çay içme yerleri var. Sen kahve aldın mı bugün? Kahve içtin mi? Ben getirdim ya, ben kahve içtim. Aynen. Ben 3 bardak kahve içtim. Ben çay içesim gelmedi ya. Nedense. Kahvaltıdan sonra çok içmiştim herhalde ondan dolayı. Biz de 5 yıl evvel geldiğimizde yukarıda kalmıştık değil mi? He, şu arkada kalmıştık, evet. Evet. Üstten ikinci. Çok güzeldi ama iki odalıydı. Evet. İçinde kliması var. Sabah kalkıyorsunuz, denizi görüyorsunuz. Çok güzel ya. Evet, malzemeleri çıkardım. Hemen mutfağa girdim. Denizden gelince yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Sonra çayımızı içtik. Tabii gelince hemen çamaşırları makineye attım, kısa programa. Hemen 15 dakikalık programda mayoları ve havluları attım, yıkadım. Onları astıktan sonra karnımızı doyurduk. Şimdi otururken Muzaffer'le yarın bir gezi planı yaptık. Yarın çocuklar da gelmeyecekler, onların da bir planları vardı. O yüzden biz de kendimize göre dedik bir plan yapalım. Yarın deniz kenarına gideceğiz. O yüzden bir şeyler hazırlayacağım. Köfte yoğurdum. Sabah kızartacağım onu. Hamburger ekmeği aldık. Onu içerisine koyarız dedik. Kahvaltıya gideceğiz önce. O yüzden börek yapacağım, bir de kek yapacağım. Hemen şıpşak bir hızlıca kek yapayım. O fırında pişerken böreği de hazırlayacağım ama böreği sabah pişireceğim, onu dolaba koyacağım. Çünkü şey olsun, sıcak olsun börek kahvaltıya diye. 3 tane yumurta kırıyorum. Bu klasik bildiğimiz kek. Bunu geçen gün Asya'ya da yaptık. Asya ile beraber yaptık daha doğrusu. Anneanne kek yapalım, kek yapalım dedi. Çok da yedi, sevdi. 1,5 bardak da şeker koyuyorum. Şöyle 1,5. Tabii yumurtalarımız da şey, keskinden yumurtası. Gelen köy yumurtasıydı. Geçenki kek de çok güzel olmuştu değil mi Zafer? Evet. Köy yumurtası. Hemen oluyor. Bitti ama. İşte hemen yendi bitti o. Şimdi bunu çırpacağım. Biraz tabii sesi sizi rahatsız etmesin diye orayı zaten hızlandırırsın sen. Hadi çırpacağım şimdi bunu böyle beyaz köpük olana kadar. Evet, şekerimiz eridi, beyaz köpük haline geldi. Şöyle bir su bardağından birazcık az yağ koydum.
Bir su var, daha da süt ekliyorum. Şimdi buna 2,5 bardak da un koyacağım. Şöyle. 2,5 bardak bununla. Ay, iyi geliyor da yine de yumurtanın büyüklüğüne göre değiştiği için şöyle 2,5 bardak koyayım. Bunun üzerine de kabartma tozunu ekleyeceğim. Böyle şey oldu, hızlıca bir kek oldu. Tabii ben yediğime dikkat ediyorum ya, 1-2 gündür bunlarım zaten yiyecek. Ben yemeyeceğim. Yemin birazcık ucundan yerim. O öbür kekten de bir dilim falan belki yemedim. Yaptığımızdan da. Şöyle bir karıştırdım. Birazcık cıvık gibi azıcık daha ekleyeceğim. Az bir şey. Kıvamı. İyi, şimdi spatulayla karıştıracağım. Şuradan bir spatula alayım. Kekin havası sönmesin diye. Evet, kıvamı güzel oldu bence. Şimdi kabımı da unlayacağım. Yağ dökmüştüm. Bu kalıp da genelde hemen çıkıyor, yapışmıyor. İnşallah bu sefer de kolayca çıkar. Şöyle unladım. Birazına da kakao koyacağım. Fırın çalıştırdım mı? Akşam akşam bunları yapıyoruz. Evet, şurasına da kakao ekleyeceğim birazcık. Dedim Muzaffer şey yap dedi, tepsi böreği yap dedi. Acaba sigara böreği mi sarsam dedim. Muzaffer'le uğraşma dedi. Çabuk olacak şekilde yap dedi. Bizim gideceğimiz yerde ateş falan yakılmıyor. Böyle mangal yapılmayan bir yer. Hani yiyeceklerinizi hazır götürmek gerekiyor. Alışveriş merkezi falan var mı bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu biz gidelim, değil mi? Yoksa 5-6 sene olmuştur rahat. Lütfiye'ye de gitmişti. İşte Lütfiye falan bekliyordu. 6-7 yıl oldu. Ha, evet. 6-7 yıl. Tekne turunda uğramıştık ama şey, tabii o zaman karaya çıkmamıştık. Denizden girmiştik. Çok güzel bir yer. Şu kakaoluyu da üzerine boşaltayım. 160 derecede falan pişireceğim bunu. Çünkü kek ne kadar düşük ısıda pişerse o kadar güzel oluyor. Hızlı pişmemesi gerekiyor. Evet, hemen hızlıca böreğimi de hazırlayayım. Geç oldu çünkü vakit. Sonra şeyleri, eşyalarımızı hazırlarız. Muzaffer, bir tane şezlongumuz vardı ya, onu da alalım olmazsa. Yeşil renk var ya. Yatak. Üzerinde
yatması da iyi oluyor, hem de oturması da güzel oluyor. O koltuk şekline geliyordu değil mi? Onu kullanmaya da epey bir tek kişilik koltuk oluyor. He, üstünde oturmaya da iyi olur o bence. Evet, şöyle bir kere de karıştırayım. Kek tamam. Şöyle bir sıyırayım iyice fırına. Gitmeye. Evet, kekimiz hazır. Şöyle kakaolu kısmını biraz karıştırdım. Şöyle biraz daha 160'da falan bu pişecek. Şimdi hemen böreğimin malzemeleri hazırlayacağım. Şunları kaldırayım. Evet, fırında kekimiz pişerken tepsimize yağ döktüm. Yufka böreğine tepsi küçük olduğu için bir bardaktan biraz az sıvı yağ koydum. Yarım bardaktan biraz fazla yoğurt koydum. Bir yarım bardak kadar da süt. Bir tane de yumurta. Kırdım. Yufka 5 taneymiş. Herhalde 1 kilodan daha az sanırım. 6 tane yufka 1 kilo geliyor. Şöyle. Peynirimi de hazırladım. Maydanoz koymadım. Zafer maydanoz istemedi içinde. O yüzden birazcık pul biber attım. Şu sütün kalanını da boşaltayım. Bitmiş zaten. Bunu atayım. Hepsimizi bu şekilde yağladım. Tezgahı silmiştim zaten. Yufkaları koydum o yüzden. O yufkayı da şeyden aldık. Metrodan denizden gelirken kıyma alalım diye uğramıştık. Biraz alışveriş yaptık. Metroya da şey gelmiş. Fişler düdüklü. Tencere. Zafer ne kadardı? 6 litresi. 9 milyon. 9 bin lira. 8.999. 8 küsürdü değil mi? Evet. 9 bin lira. Aha, evet. Epeydir yoktu ama. Metroda biz hep bakıyorduk fişler düdüklüye. Ben bir tane daha yedek alsam mı diye bakıyordum da. Ama fiyatı çok yüksek. Şöyle her tarafından harçtan koydum. Yufkayı da ortadan gördüm. İçine yerleştireceğim. Çok ince bir yufka değilmiş ama inşallah güzel olur. Benim hep aldığım bir yufkacı vardı. Mütevellinin oradaki yufka ne kadar güzel yufka sorun. Orada bir de yufka oluyordu. Evet. Bunu artık marketten aldık ama. Şöyle fırça kullanmadan hemen sürdüm. Diğer yarısını da bu tarafa koyacağım. Ya o kadar hızlıca karar verdik ki. Hazırlık yapıp da yarın gidelim diye kız kardeşime de söyledim. Seherlere. Ablacığım dedim hani gelmek isterseniz beraber gidelim. Onların da çocukların programları varmış. O belli olsun. Ona göre dedi. Belki onlar da gelecekler. Çünkü bir yerlere kalabalıkla gidince daha güzel oluyor ya. Şöyle yarısını boyayacağım.
Soda neresine koyuyor bunları? Soda? Üstüne mi döküyor? Soda mı? Sodayı da süt ve yoğurt yerine konulanı da var. Yine süt, yoğurt koyup sodayı da koyan da var. Evet, öyle bir tarif de var aslında da. Sen söyledin aslında, ben anlamadım onu, duymadım. Sodalı mı yapsan dedin ya, doğru. O kadar panik oldum ki. Yetiştireyim diye. Şimdi iki yufka olduğuna bolca peynir koyacağım. Biraz çökelek vardı, biraz da yağlı peynir vardı. İkisini karıştırdım. Fırından dolayı mutfak yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sıcak olmaya başladı. Ya bu peynir iyi gelecek bence, hepsini dökeyim. Kıymalı yapmadım çünkü köfte de yapacağım için peynirli yaptık böreğimizi. Evet. Eşit şekilde. Bir tanesini ayırsam mı mutlaka? Yani çok kalın sevmiyoruz ya böreği. Olabilir. Şuradan ayırsam mı? Bir tane de. Tavada gözleme yapabiliriz. Bir tane yufka da bir şeye yaramaz. Değil mi? Evet. Şu yarısını koyacağım. 1,5 kullanmayacağım yani. 1,5 yufkayı kullanmadan yapacağım artık. Fazla kalın olmasın. Kenar kısımlarında bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Öbür sigara böreği gibi falan sarılıyor, ediliyor ya. Ama sen böyle su böreği tarzında. Ben onu sevmiyorum, evet. Su böreği tarzında daha da güzel oluyor. Evet. Tepsi böreğini sen daha çok seviyorsun da. Evet. Kuru yeri kalmayacak şekilde ıslatıyorum. Yufkam kalın çünkü. Çok ince bir yufka değil. Sonra kalan harcını üstüne dökeyim. Kek pişene kadar bence dinlensin. Sabah pişirsem mi diyordum ama şimdi fırın yanmışken bunu pişireyim sabah, çünkü köfteyi de kızartacağım için. Şimdi bir susam. Susam atalım. Ay, nasıl terledi biliyor musun? Kafam terledi. Sosunu içine alsın. Küçük dilim yaptım.
tabi sodalı oluyor, kabartma tozu falan içine koyuyorlar, o şekilde de oluyor, değişik değişik yapanlar var. Ben bugün bu şekliyle yaptım. Epeydir de yapmamıştık ama hazır ufkadan börek. Bayağıdır yapmamıştık. Allah şöyle kaldırayım, alırsınız. Şuradan susam alayım. Çörek otu da atalım mı? Üzerine çörek otu çünkü çok faydalı. Birazcık çörek otu, birazcık susam. Deniz yordu beni bugün. Bayağı bir yorgunluk da hissediyorum. Artık şeyi de hazırlayayım. Yani eşyalarımızı sonra artık dinlenirim. Akşama kadar kalacağımız için bir de kıyafet falan da alırız. Küçük tüp acaba orada kullanıyorlar mı? Bilmiyorum. Ateş yakmak yasak da küçük tüp. Küçük tüp alırlar, almazlar, onu bilmiyorum. Evet. O yüzden şey termosa koyalım çayımızı falan. Termosa koyacağız. Tamamdır. Şu yüz kadar da kaldırayım. Evet. Buradan içimi demlensin. Şu yüz kadar da tekrar kaldırayım. Bunu artık tavada gözleme yapacağım. Şöyle tekrar kuşatalım. Kocaklarını. Kabarıyor mu? Yavaş yavaş kabarıyor. Evet. Kabarmaya başlamış o da. Onu da artık herhalde kekten sonra pişiririm. Çünkü sabah bunu oyalanmayayım. Hemen köfteleri kızarttım sabah. Şey, piknik tabaklarımızı koyacağız. Bardakları koyacağız. Cam bardak koyacağız. Şimdi onları hazırlayacağım. Biz veda edelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunların artık pişmişlerini belki sonra artık gösteririz. Ertesi günkü videomuzda izleyebiliriz. Pikniğe gideceğiz ya. Sizlere veda edelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.